buradayım hocam, bir sene. Merhaba, hoş geldin. 8.30'da açıyorlar. Hemen hemen 9'da açıyorlar. 8.30'da açıyorlardı. 8.30'da da çok uzun. 8.30'da açması lazım. Bu adam tanıdı. Hoş geldin. Abi, sen gel. Sen çağır. Saat 6.30'da benim vatandaşım bir kilo et almak için kuyruğa girdi. 4 saattir 5'te geldi. Çözüm ne biliyor musunuz? Hepimiz Fransız çiftçisine destek vermek değil. Çözüm Türk çiftçisine destek vermek. Bu fiyatları nasıl düşürebiliriz biliyor musunuz? Ekonomik milliyetçilik yaparak. Erzincan'da hayvancılık yapanlara destek veririm ki fiyatlar düşsün. Çözüm Fransa'dan hayvan almak değil. Çözüm benim çiftçime destek vermek. Fransa'da. Önden git. Kaçta geldi? Kaçta geldi? Ben 6'da geldim. Saat 6'da geldi. 1 kilo et alacak. Çözüm ne biliyor musunuz? Fransız çiftçisine destek vermek değil. Türk çiftçisine destek vermek. Ekonomik milliyetçilik yapmalıyız. Hayvancılığı geliştirmeliyiz ki bu fiyatlar düşsün. Çözüm Fransa'da değil. Çözüm Erzincan'daki çiftçide. Valla ona bir güvenli mi geldi? Çalmıyor, dikkat etsin versin. Her gün gelip alan var. Benimki de bu konuda hassas yok. Sağ olsun, her şey her zaman gelir. Her zaman yanınızda. Hiç merak etme. Ne başladı? Aşk gözü gece oradayız. Oğlum diyor, üzeriz. Oğlum bu kadar zor bir şey. Yapacağım, taktik ayrılığı yapacağım. Bu kadar şey zor. İşte bu da ben zor. Bu da ben zor. Et balık kurumundayım. Benim vatandaşım sabah 5'te kuyruğa girdi. Bunlar niye oluyor biliyor musunuz? Fransa'dan, Bulgaristan'dan et alırsak sonuç bu. Ekonomik milliyetçilik yapmamız lazım. Fransa çiftçisine destek vereceğimize Türk çiftçisine destek vermemiz lazım. Çözüm ekonomik milliyetçilik.